Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık internette her yerde karşımıza çıkan çakma AirPods'lara yakından bakıyoruz. Dediğim gibi Instagram'ı açıyorsunuz, karşınıza bunun reklamı çıkıyor. Başka bir sayfaya bakıyorsunuz, orada kenarda bir yerde size el sallıyor falan filan. Biz de nedir ne değildir merak ettik. Bir tane sipariş verdik kendisinden. Yaklaşık da 70 liralık bir fiyat ödedik. Şimdi gelin tepe açığa doğru bir geçelim arkadaşlar ve yakından bakalım, kutusunu açalım, neler sunuyor hep beraber görelim. Evet, dediğim gibi aşırı çakma AirPods'umuzla masamıza geldik arkadaşlar. Hemen kutusunda neler var onları hızlıca söyleyeyim. Burada renk çeşitleri yazıyor. İşte mavi, sarı, pembe ve yeşil olmak üzere. Gerçek kablosuz stereo ve versiyon 5.0. Burada gördüğünüz gibi bizimki pembe renk. O yüzden burada pembe basılmış arkadaşlar. Inpods 12 diye geçiyor. Android OS BT 5.0. Made in China. Zaten buna hiç kimse şaşırmıyor arkadaşlar. Şimdi hemen kutusunu şöyle açalım. İçinden kendisi geliyor. Bir adet şarj kablomuz var arkadaşlar. Bildiğiniz Lightning Bolt'u buraya yapmışlar. iPhone şarjı bu. İçine çakma da olsa bunu koymayı başarmışlar. Daha sonra burada bir kullanma talimatı var. Çok da ihtiyacımız yok kullanma talimatına. Güzel bir pembe diyemeyeceğim. Ben birazcık daha böyle turuncuya kaçan pembeyi çok sevmiyorum. Şimdi nasıl bağlanıyor onu da göstereyim. Önce şunu bir açalım şöyle. Bildiğiniz AirPods. Hafiften birazcık daha uzun gibi orijinalinden. Sanki bana öyle gibi geldi. Ama tipoloji olarak birebir benzetmişler. Kutunun arka tarafında da Intel yazıyor. i12TWS markası. True Wireless Stereo. Kulaklıkların 35 mAh bataryası varmış. Kutunun da 350 mAh bataryası varmış. O bilgiler de burada yine arkada yazıyor. Bu kısımdaki baskıyı keşke yapmasalarmış. Bayağı kötü gözüküyor. Aynı zamanda yine burada eşlemek için bir düğme var. Normalde bir AirPods'u nasıl bağlıyoruz? Kapağı kaldırıyoruz. Burada AirPods çıkıyor. Bakalım bunda ne olacak? Açıyorum. Bildiğiniz adamlar AirPods'un çakmasını telefona tanıtmayı başarmışlar. Helal olsun. Buna bir connect diyelim. Hani normal bir kablosuz kulaklık gibi bağlamıyoruz gibi gözüküyor. Hatta burada gördüğünüz gibi kutunun şarjı yazıyor. Kulaklıkların ne kadar pili var vesaire, onları bile görebiliyoruz. i12 olarak geçiyor ama direkt burada AirPods yazmıyor. Kulaklıkları çıkartalım. Kulaklıklar patlıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzerinde ışıklar ışıklar var. Bastığımız zaman zaten şurada da ışıklar yanıyor. Hemen Siri geldi zaten. Müsaadenizle bir kulağıma takmak istiyorum. X'ini de ayrı ayrı basarak açmanız lazım bu arada. Hemen bir tane kendi videomuzu açmak istiyorum. Evet, şu an ses geliyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok ama çok kısık şekilde. Şimdi kulaklığa bir kere bastığımız zaman oynattığınız medyayı durdurup oynatmaya devam edebiliyor. Şimdi bir kere bastım, tekrar basayım. Sol tarafa bastığımız zaman da yine aynı işlevi yapıyor. Sol tarafa iki kere basarsak sesi kısıyor. Şu sağ tarafa iki kere bastığım zaman da sesi açıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Basılı tuttuğumuzda da kapatıyor. Şöyle bir de bir müzik açayım, biraz bir dinleyeyim. Ses çok kısık geliyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şu an açık dışarıdan gelen sesleri hani rahatlıkla duyabilecekmişim gibi. Öyle herhangi bir gürültü engelleme vesaire gibi bir olay zaten yok. Onu baştan söyleyeyim sizlere. Onun dışında hemen şöyle bir kulaktan çıkartınca duruyor mu onu da bir test edelim. Evet, herhangi bir duruma yok arkadaşlar. Ses konusunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok fazla iyi müziği, kötü müziği ayırt edebilecek bir kulağa sahip değilim. İyi bir kulaklık mıdır, kötü bir kulaklık mıdır ayırt edemem. Ama bunun kötü bir kulaklık olduğunu bariz bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Hani bütün basslar, tizler vesaire hepsi birbirine giriyor gibi. Şarkıda böyle ses bulanık geliyor gibi. Hani bu tam tarif edilebilecek bir şey değil. Takıp da dinlemeniz lazım. Ama dediğim gibi hani çok temiz, gerçek bir AirPods performansı zaten 50 liralık bir şeyden beklemek bayağı bir yanlış olur. %68'miş kutumuzun şarjı, kulaklıklarımız da %100'müş. Öyle hani aman aman şarjı su gibi gidiyor gibi bir mesele yok arkadaşlar. Onu söyleyelim. Telefon görüşmesinde denedik arkadaşlar. Telefon görüşmesinde de şöyle bir sıkıntı var. Karşı taraf eğer kalabalık bir ortamdaysanız, böyle yanınızdan bir araba falan geçiyorsa sesinizi çok fazla duymuyor. Açık ve net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda siz de yine karşı tarafın sesini biraz kısık alıyorsunuz. Genel olarak aslında kısık bir ses veriyor. Evet. Evet, ürüne baktık arkadaşlar, hep beraber değerlendirdik. Vallahi benim fikrimi soracak olursanız tekrar video boyunca dediğim gibi sağlık açısından ne zarar vereceği belli değil. İçinde iki tane pil barındırıyor. Bir sağ kulağınızda, bir sol kulağınızda. Hani tehlikeli bir durumda bir patlama, çatlama olur. Kulağınıza çok ciddi zarar verebilirsiniz. 70 lirayı hak edecek bir ses kalitesi olmadığını düşünüyorum. Hani bayağı böyle 1 milyoncudan, Japon pazarlarından falan alınan kulaklıklar gibi bir kalitesi var kesinlikle. Hani 70 lira buna vermek yerine üzerine biraz daha para koyup böyle orta halli, kaliteli diyebileceğimiz idare edebilecek ama bilindik markaların kablolu kulaklıkları var. İlla kablosuz olacak diye yanıp tutuşmaya gerek yok. En azından daha kaliteli müzik dinlersiniz ve en azından kulak sağlığınızına bir garantisi olmuş olur. Ama günün sonunda şunu söyleyebiliriz. Adamlar güzel çakmışlar. Tip olarak birebir aynısı. Her tarafından keşke ışıklar çıkmasaymış diyorum. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte aha da bu çakma AirPods'a yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıya yorum olarak bizlere bırakabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.